Hayırlı işler. Oo, hoş geldin. Geç kaldın bu akşam. Okulda kütüphanede kalıp geç saate kadar çalıştım. İyi etmişsin. Çalışmak iyidir. Ne haber Mustafa? İyilik Ali abi. Sen gelmeden kapamadık dükkanı. Seni bekliyorduk vallahi. Durma oğlum öyle şey. Saati gelince kapatın şu dükkanı. Olsun Ali abi ya. Sen gelmiyorsun, başka bir müşteri geliyor. Eve gidip ne yapacağız zaten? Oğlum, şu babanı gönder bari erkenden. Bu saate kadar durmasın buralarda. Yaşlı başlı adam. Yok Ali abi. Ben git babasını eve dedim. Kendisi gitmek istemedi. Seninle bir şey konuşacakmış, önemliymiş. Hayırlı işler. Biz beraberiz. Merhaba hocam. Ya Yavuz, bari şu bavulu taşımama yardım edeydin. Niye ben senin bavulunu taşıyayım ha? Niye? Ben senin uşağın mıyım? Yok uşağım değilsin de, sen bir herifsin, ben hanımefendiyim. Sen bir nesin, sen bir nesin? Hanımefendi. Ya hanımefendiliği kim kaybetmiş sen bulacaksın kızım? Çok komik. Senin centilmen bir herif olarak benim bavulumu taşıman şart. Bak kızım, burası köy yeri. Burada centilmenlik, mentilmenlik sökmez. Senin derdin de, bavulun da beni cırgalamıyor. Senin bavulun sen taşıyorsun. Hem ben mi dedim ya sana gece vakti evden kaç diye, he? Sen yine de bana dua et. Ben olmayaydım. Az kaldı burada kuşa yem oluyordu. İyi. Daha fazla birlikte yürümeyelim gece vakti. Bir gören neyin olacak. Hakkımızda abuk subuk dedikodular çıkaracaklar sonra. Hadi güle güle. Kış kış hadi. Ya ne bakıyorum ben böyle. Hadi yürü. Ben senden huzur dilendikçe sen yaratıp da takip etmediğin bütün delilleri bana gönderiyorsun. Ben sana karşı ne tür bir terbiyesizlik yaptım bilmiyorum ki. Be, şükürler olsun. Sonunda gittim manyak keçi. Mercimek mi içsem yoksa işkembe mi? Hocam siz hangisini tavsiye ediyorsunuz? Hangisini iyi yapıyorlar burada? Sen ne yaptığını sanıyorsun? Çorba seçiyorum hocam kendime. Aslında domates çorbası en güzeli değil mi? Sen beni mi takip ediyorsun? Yok. Ben sapık mıyım hocam? Neden takip edeyim sizi? Sapık mısın, deli misin orasını bilmiyorum ama laftan anlamaz, has kafalının teki olduğun çok belli. Hemen anlaşılıyor. Bak, benden uzak durmanı söylemiştim sana. Ama hocam, sizden uzak durursam ne dönem ödevimi ne de bitirme tezimi yazamam. Bu senin sorun. Bir hocanın kendisinden bir şeyler öğrenmeye çalışan öğrencisine bana ne demesi sizce çok etik bir yaklaşım mı? Bu saatte nasıl buldun beni? Nereden bildin burada olacağımı? Sakın bana tesadüf deme. Bir daha dersime girmeyi bırak, sınıfımın önünden bile geçemezsin. Evet, karar verdik mi? Mustafa Kaybo. O zaman siz biraz daha düşüne durun. Kararınızı verince bana el edersiniz. Sence
ben çirkin bir kız mıyım? Değilim. Kız sen manyak mısın? Hı? Ya karabasan gibi çöktün sen benim başıma. Ya sen burada ne duruyorsun ki? Sen beni niye hiç beğenmiyorsun ya? Manyak. Deli. Çatlak. Ahırlara zarar inatçı bir keçi olduğun için olabilir mi acaba? Bir dur, ne çirkinim. Ben sana yaptım. Ya kızım gitsene. Ya ne diyorsun? Gören olacak şimdi. Geçti baban eve gelecek, senin kaçtığını öğrenecek. Ondan sonra seni var ya. Bak. Bak. Benim sana bir teklifim var. İlgilenmiyorum. Bak dinle. İlgilenmiyorum. Dinle diyorum. Ben hiç eve gitmem. Direktman sana giderim. Önce yemek yerik. Sonra sende kesin kırmızı renkli şarap vardır. Onu içerik. Böyle kafamız neyin bir rahatlar. Sonra ben seni bir yıkarım. Böyle pis pis istemiyorum seni. Sonra da birlikte yatağa girerik. He? Oha! 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 Sonra? Sana oha. Koskoca herifsin. Bundan sonrasını bilmiyor musun? Kızım bak. Gece vakti böyle saçma sapan laflar edip benim sinir sistemimi oynama. Hemen şimdi yürü git evine. Yolda da dua et. Baban seni görmesin. Vallahi görürse... Cevabını dinliyorum. Nereden biliyordun benim bu akşam buraya geleceğimi? Siz dün kantinden çıkarken bu kartı düşürmüştünüz hocam. Peşinizden koşup size geri verecektim aslında. Ama siz bana çok kızgındınız. Ha işte. Aynı böyle çok korkunç bakıyordunuz dün de. Ben de sizi bir daha rahatsız etmeye cesaret edemedim. Sonra da düşündüm. Siz buradan çorba içtiğinize göre burası kesin güzel bir yer olmalıdır dedim. Yani koskoca Ali Hoca'nın da çorba konusunda inanılacak hali yok ya. Benim de canım ne zamandır şöyle güzel bir kelle paça çorbası çekiyordu. Hah, şimdi hatırladım. Tabii ya, ben kelle paça içeceğim. Kelle paça var burada değil mi hocam? Bakar mısınız? Ne yazık ki şu anda bakamam. Kule bakış izni vermiyor. Tamam ya. Dürüst olacağım. Siz bu kartı düşürünce belki buraya çok sık çorba içmeye geliyor olduğunuzu düşündüm. Ve her gece buraya gelip sizi beklemeye, yani sizinle rastlaşmışız gibi yapmaya karar verdim. Şu balıma bakın ki siz daha ilk akşamdan geldiniz. Yoksa hocam, siz her akşam geliyor musunuz buraya? O zaman yalnız yaşıyorsunuz büyük ihtimalle. Siz bütün gün okulda olunca yemeği kim yapacak, değil mi? Yani o kadar yorgunluktan sonra bir de eve gelip yemekle mi uğraşacaksınız? Siz de haklısınız yani. Ben bile bazen yalnız başıma eve çıkmayı düşünüyorum. Bu yemek ve çamaşır konuları yüzünden korkup vazgeçiyorum. Abime de sordum. Yani bir keresinde sormuştum ama bana öyle fena kızdı ki ben de bir daha...
Laf dinle. Baban gider eve dönüp de senin evden kaçtığını anlamadan bir an önce dön git evine ya. Ya Yavuz sen beni niye hiç beğenmiyorsun ya? Kurban olduğum Allah'ım. Allah'ım sen bana yardım et ya Rabbim ya. Yardım et de ben katil olmayayım. Ya bak ben ta eskiden çocukken hep seni beğeniyordum. Bana kızlar soruyordu. Büyüyünce kimle evlenmek istiyorsun diye. Ben hep dikkatli Yavuz diyordum. O zamanlar çocuktun. Yani her çocuk gibi saçma. Normal. Normal ha? He normal. Bak mesela ben. Ben çocukken kendimi o uçan adam var yani Süpermen. Süpermen zannediyordum. Bir keresinde bizim evin damından atladım uçmak için. Kafa üstü çakıldım yere. Ha, sen o yüzden böyle oldun. He. Ama sen terbiyesizsin. Hep sen mi benimle bu kadar geçeceksin? Babanlar geliyor. Ama nerede? Geliyorlar. Geliyorlar. Saklan. Geliyorlar. Böyle. Sakın. Saklan. Çıkma. Çok vaktinizi almayacağım ki aslında. Yani ben size Marazel'in geçmişiyle ilgili, yani sizin hem eski çete lideri hem de polis kimliğinizle ilgili sorular soracağım. Böyle röportaj yapar gibi masanın ortasına da bir tane ses kayıt cihazı koyacağım. Siz anlatacaksınız. Ben de sonra onları yazıya döküp suç ve suçlu psikolojisi kuramlarını kullanarak Marazel'i, yani sizi analiz edeceğim. Bu kadar basit yani. Her gün bir iki saat oturup konuşsak 10-15 günde anlatırsınız bana her şeyi. Ne kadar muhteşem bir dönem ödevi konusu seçmişim kendime değil mi hocam? Direkt hocamı kendime test konusu yapıyorum. Artık bir artı verirsiniz bana. Cidden sen ne içiyorsun? Nasıl hocam? Ne tür bir madde kullanıyorsun da kafam böyle iyi oluyor onu merak ettim. Yok hocam. Ben öyle madde falan kullanmam. Allah korusun. Tam böylesin yani. Daha da fena. Hocam, böyle hakaretler ederek kalbimi kırıyorsunuz ama. Bilerek yapıyorum. Belki bana küsersin de gidersin diye. Küsersen bir daha hayatta geri gelmem ama. Hadi inşallah. Amin. Her zamankinden getirdim Ali abi. Sağ ol Mustafa. Afiyet olsun abi. Şu babanın benimle konuşmak istediği konu neymiş acaba? Hasan amca, sen bir şey diyecek misin bana? Siz şimdi ciddi ciddi dönem ödevimde bana yardım etmeyeceksiniz öyle mi? Bunu idrak edebilmek için dışarıda bir süre yürüyüp temiz hava alman gerekti zannedersem. Ya hocam, geçmişinizden neden bu kadar çekiniyorsunuz ki? Yani nasıl olsa bugüne kadar size yapılan bütün suçlamalardan aklandınız. Tam tersine. Bence artık herkesin Marazel ile ilgili gerçekleri öğrenme vakti geldi. Yoksa siz hala gizli çete işlerine devam ettiğiniz için mi benimle bu konu hakkında konuşmaktan bu kadar çekiniyorsunuz? Yine geceleri gizli kimliğinize banka falan soyuyormuşsunuz meğerse. Yeter! Ben şaka yapıyordum hocam. Ben şaka yapmıyorum.
Bir daha sakın bana yaklaşma. Anlıyor musun? Sakın. O zaman bu kadar nazik olma. Anladın mı? Hasan amca kusura bakma. Yarın konuşuruz artık. Ya kızım, bu üstten virgül nasıl yazılıyordu bunda? Şuna, bir de şuna basıyorsun. Heh, şu ikisine basıyorum değil mi? Evet. Heh, tamam, tamam. Hüsnü, sen de iyi alıştın bilgisayarın başında saatlerce oturmaya. Öyle bir hummalı hummalı kimlerle yazışıyorsan artık. Bizim köyden eski arkadaşları buldum. Çocukluktan kalma resim falan koymuşlar buraya. Ben de varım işlerinde. Gel baksana. Kızım, bir gün bana da öğretiversen şu internete girmeyi. Ben de bir bakayım eskilerden arkadaşlarım neler yapıyorlar. Belki zamanında beni isteyen doktorlar, mühendisler, pilotlar da oradadırlar. Ben de onlara rastlarım. Bak ya, kız ne biçim konuşuyorsun sen çocuğun yanında? Hah, Alex Bey geldi. Benim dışarıdan liseyi bitirme işini soracaktım da ondan böyle heyecan yaptım. Bırak, rahatsız etme adamı. Hoş geldiniz. Evine girdik efendim. İyice bir dağıtın itini. Başüstüne efendim. İşiniz bitince benden güzel bir not yazıp verin. Akıllı olsun bundan sonra. Başüstüne hissettim, paranın bana ihtiyacı var diye düşündüm. Kalktım, geldim. Hanımı da getirdim. Bak, hamara çalışıyor. Hayat zor. Abi. Ve aleyküm selam. Para nerede kaldı? Nihayet dönebildin. Merkatuhum para. Rafiko, sizin ne işiniz var burada? Daha gitmediniz mi? Para, para and para. Come on man, come on man. Seni bu kadar özlemişken, sana doyamamışken, daha kokun burnumuzdayken nasıl çekip gidebiliriz? He, anladım. Ben dayak seviyorum. Senin attığın dayaklara da doyamıyorum. O yüzden de bir yere ayrılamıyorum diyor. Abi, it dayak yediği sokağa kaçar. İt kime kaçar mı? Ay Fiko. Koku ne ya? Tam zamanında geldiniz başkomiserim. Kaynanın sizi çok seviyormuş. Hangi konuda? Karnımız çok acıkmıştı. E sizin de ne zaman eve döneceğinizi bilemedik. Kendimize bir menemen yapalım dedik. Kusura bakmayın. Dolaptaki yumurtalarınızdan kullandık. Ya önemli değil, öyle şey olur mu? İyi yapmışsınız, afiyet olsun. Mr. Para, biber aşaması olan first step'i henüz geçtik. Şimdi domates aşamasındayız. Yani next step. Eğer açsanız lütfen çekinmeyin, söyleyin. İlaveten 2-3 yumurta da size kıralım. Yani kendi eviniz gibi rahat edin lütfen. Ya vallahi ne yalan söyleyeyim, benim biraz karnım aç yani. Para, kaç adet yumurta istiyorsun? How many times yumurta you want? Ya ne bileyim Fiko, kır işte ya kaç tane varsa, Allah Allah. Demek ki Pınar! Ha Pınar, ödüm koptu, nereye gittin? Demek ki Pınar'ım, bütün kümesi kıracağız içine. Para aç. Fiko!
para. E kendi kendime ceza sahasına girdim. Siz bu menemenin içine biber koydunuz mu? Evet amirim, iki tane koydum. Evet, iki tane yeşil biber koydum. O kadarcık mı koydun? E daha ne koyacaktık ki? Bu kadar iki tane yeşil biber koydum. Daha ne olsun? Para sana yapmadım bele. Biber için dedim yani bu kadar diye. Ya ne kızıyorsun, ben ne yaptım yine ya? Allah Allah. Yine ben ne yaptım anlamadım ki. Welcome to Adana. Yanuslar keşfedemez. Evet. Yenice yolları bükülür gider efendim. Adana usulü menemen hazır. Umurum. Ben aslında diyetteyim başkomiserim. Çok fazla yiyemeyeceğim. Aferin kız. Evet para. Pınar'ım diyette. Ben de ona moral desteği olmak adına diyetine eşlik ediyorum. Benim de yumurtaya alerjim vardı başkomiserim. Son anda hatırladım. Ekmeğin arasına peynir meynir koyar yerim artık. Ne yapalım? Cilo. Bizimkiler neyse de seninki çok sahte ve saçma oldu. Olmadı. Yumurum. Bence de yamulmadan yumulalım. Sevişmeden uyumayalım gibi. Yumulun! Adını alın Adana. Ben duydum falan. Cila yedim, cila. Demek... Adana'yı çok merak ettiniz. Adana'ya taşımaya karar verdiniz, öyle mi? Alın size Adana. Tiko, koçum,
Efendim Parla. Aç bakayım ağzını. Ben doydum Parla. Cilayı. Aç. Ya bir nefes alaydın Parla. Aç dedim. Pınar, ya senin gözlerin doldu. Kötü bir şey mi geldi aklına? Başı ağrıyor acıdan, acıdan. Hmm. Acıdan değil mi Pınar? Cilan. Aç bakayım. Aç, aç. Aç dedim. Adaleti bu mu bana? Bana bu kadar lokma, bana bu kadar lokma. Sus be. Çok konuşma lan. Çakmadan alı. Demek ki neymiş? Adana'da sadece gerçek Adanalılar ayakta kalabilirmiş. Bu akşam sizi evde misafir ediyorum. Ama yarın üçünüz de İstanbul'a dönüyorsunuz. O kadar. Yok yok bana. Bu gece otobüs varsa biz bu gece binip gidelim kardeş. Bunda kahvaltısı var, öğle yemeği var. Sus lan. Yarın gideriz. Geveze. Hadi. Yumulun. Artık yiyebiliriz nasıl olsa bu saatten sonra hissiyat kalmadı. Al bana. Sefere sen de evdeyken geliriz ziyarete ve suratını aynı bu ev gibi dağıtırız.